Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki sakin Mameston kasabasında, kamyon şoförü Neil Mark çocuk istismarı suçundan yargılanıyordu. Kurbanlarından biri olan Villeneler, Mark'a karşı koyamayacak bir çocuktu. Ancak annesi Ellie, güçlü ve kararlı olduğunu kanıtladı. Eline bir silah aldı ve yargı sisteminin yapmaktan aciz olduğunu düşündüğü şeyi yaptı. Dava o kadar ses getirdi ki dünya iki kampa bölündü, bazıları Ellie'yi desteklerken, diğerleri onu kınadı. Davayla ilgili tartışmalar ulusal çapta yayıldı. Mameston, anlatılan olaylar sırasında sadece 3500 kişinin yaşadığı küçük bir kasabaydı. Ellie Esther ailenin 3 kızından biriydi. En büyük çocuktu ve çalışkan madenciler olan ebeveynleri ona çocukluğundan itibaren her şeyi kendi çabalarıyla başarmasını öğretmişti. Bu nedenle Ellie güçlü ve bağımsız bir insan olarak büyüdü. Ergenlik çağına geldiğinde, yarı zamanlı işler bularak ailesine yardım etmeye başladı. Ekonomik çalkantıların yaşandığı bir dönemdi, bu nedenle iş bulmak kolay değildi. Ellie, araba tamirine yardım etmekten hayvan çiftliklerinde çalışmaya kadar gelir getirebilecek her işi üstlendi. Ayrıca ailesine küçük çocuklarında da yardım etti. 20'li yaşlarında, hemen aşık olduğu bir adamla tanıştı. Kısa sürede çıkmaya başladılar, evlendiler ama kısa sürede boşandılar. Bir sonraki sevgilisi bile Esther'di. Ellie'nin babası gibi o da bir madenciydi, bu yüzden kolayca ortak bir zemin buldular. Ayrıca, iyi bir gelir elde etmesini sağlayan bir inşaat ekipmanı operatörüydü. 1982 yılında evlendiler ve çiftin Billy adını verdikleri bir oğulları oldu. Bir zamanlar altına hücumun merkezi olarak kabul edilen bir bölgede büyüdü. Çocukken nehirde altın arayan maden arayıcıları hakkında hikayeler dinledi. Hiç yoktan zengin olmayı başarmıştı ve onları örnek alma fikri vardı. Ancak, çevredeki topraklar uzun zamandır şans aramak için tüketilmişti. Adam ve ailesi, o sırada yeni bir altına hücum dalgasının zirveye ulaştığı Batı Afrika'daki Liberya'ya gitti. Bir altın aramak için seyahat ederken, Ellie Becky adında bir kız çocuğu doğurdu. Ancak çocukluğu pek de huzurlu geçmedi. Kızın doğumundan kısa bir süre sonra ülkede iç savaş patlak verdi ve Ellie çocuklarıyla birlikte Mameston'a geri döndü. Bill ise altın madenciliği yaparak zengin olma umuduyla Batı Afrika'da kaldı. Bu dönem anne ve çocukları için çok zor geçti. Birleşik Devletler'deki kocasından hiçbir destek görmedi. Ellie güçlü bir insan olmasına ve sadece kendine güvenmesine rağmen, iki küçük çocukla çalışmak ve ev işlerine yetişmek onun için zordu. Devletten gelen yardımlarla ve zaman zaman ortaya çıkan ufak tefek işlerle geçiniyorlardı. Ellie ailesinden ve çocukları ve kız kardeşiyle birlikte düzenli olarak gittiği kiliseden destek buldu. Gördüğünüz gibi Ellie oldukça sert bir ortamda büyümüş ve bu da karakterine yansımış. Annesi ona her zaman erkeğine güvenmesini ama her ihtimale karşı çantasında bir silah taşımasını söylemiş. Ellie bu dersi öğrenmişti. Kırılgan görünümlü kız her an kendini savunmaya ve gerekirse ilk darbeyi vurmaya hazırdı. Bu karakter özelliği daha sonra yaşanan dramda ölümcül bir hal aldı. Bu durum çocuklarıyla olan ilişkisini de etkiledi. Anne zaman zaman, özellikle de oğlunu ve kızını yetiştirirken çok endişeliydi. Onların uzun süre yanından ayrılmasına izin vermiyordu. Ancak bu oldukça makul bir davranıştı. 1988 yılında Willie 6 yaşındaydı. Kilisenin yaz boyunca sınırlı bir süre için düzenlediği bir çocuk kampına gitmesine izin vermesi için annesine kelimenin tam anlamıyla yalvardı. Ellie oğlunun kendi gözetimi olmadan başka insanlarla gitmesine izin vermekten inanılmaz derecede korkuyordu. Daha önce bir arkadaşının evine yatıya gitmesine bile izin vermemişti çünkü kendisi de aynı yaşlarda yetişkin bir erkek tarafından tacize uğramıştı. Annesine bunu anlattığında, annesi bir av tüfeği almış ve tecavüzcüyü neredeyse vuruyormuş.
Kadın ona kasabayı terk etmesini yoksa, onu bir tabut kutusunda bizzat kendisinin götüreceğini söyledi. Tecavüzcü hemen kasabayı terk etti. Bu olay Elliye'nin hafızasında acı verici bir iz bıraktı. Hayatı boyunca mücadele ettiği ciddi bir psikolojik travma yaşamıştı ve çocuklarının başına da benzer bir şey gelmesinden korkuyordu. Bu yüzden evden uzakta bir yaz kampı tatili düşüncesi Willie'nin annesini dehşete düşürdü. Ancak o, yazı arkadaşlarıyla geçirmeyi ve rahatlamayı istemeye devam etti. Annenin kalbi huzursuzdu. Sanki kötü bir şey olacağını sezmiş gibiydi. Kadın, Venna adında bir kız kardeş onunla konuşana kadar uzun süre çocuğun yalvarışlarını kabul etmedi. Venna, etkinlikleri düzenleyen kişileri iyi tanıdığını söyleyerek ona güvence verdi. Onlar saygın ve düzgün insanlardı ve kiliseye gidiyorlardı. Sonunda Elliye'yi oğlunun gitmesine izin vermesi için ikna etmeyi başardı, böylece iyi bir şekilde dinlenebilecekti. Bir çocuk kiliseyle birlikte 3 hafta boyunca çadır kampında yaşamaya gitti ve burada dekoratif sanatlar ve el işleri yaptı. Çocuk daha önce kampa gittiği için mutluydu ancak döndüğünde ruh hali değişmişti. Annesi onun agresifleştiğini, çoğu zaman üzgün olduğunu ve iletişim kurmayı reddettiğini fark etti. Bir şeylerin yanlış gittiğini fark etti. Annesi ve akrabaları tatil sırasında neler olduğunu öğrenmeye çalıştı ama çocuk büyükleriyle iletişim kurmayı kesinlikle reddetti. Liye kendisine bir yetişkin gibi davranılmasını talep etti ve bu tür sorularla rahatsız etmeyi bıraktı. Daha sonra kız kardeşi ve annesi, bu şekilde kampta bir ay boyunca sosyalleştiği yaşça büyük gençleri taklit ettiğine karar verdi. Onları ve artık hayatta olmayan babasını da özlemiş olabilir. Babası Afrika'da ölmüştü. Tüm bunlar çocuğun üzerine aynı anda gelmişti ve strese neden olabilirdi. Birkaç hafta içinde yeni bir okul yılı başlıyordu. Herkes çocuğun bir arkadaş grubu içinde normal hayatına döneceğini düşünüyordu. Ancak çocuk sınıflara döndüğünde bile durum değişmedi. Akrabalarıyla arasına mesafe koymaya başladı, yaşıtlarına karşı çok daha agresif davranmaya başladı ve kimseyle fazla sosyalleşmedi. Sık sık kontrol edilemeyen öfke patlamaları yaşıyordu ki yaz kampından önce böyle bir şey olmamıştı. Bu değişikliklerin gerçek nedeni annesi için bir sır olarak kaldı ve bunu öğrenmek bir yıldan fazla zaman aldı. Gerçeğin çok acımasız olduğu ortaya çıktı. Neil Driver, Elliye ve çocuklarla aynı kiliseye giden 30 yaşında bir adamdı. Adamın annesi yakınlarda bir mahallede yaşıyordu. Kısa süre önce onun yanına taşınmıştı. İyi bir adamdı, kilisede gerçek bir aktivistti, toplum hizmeti yapmaktan ve cemaate yardım etmekten mutluluk duyuyordu. Yanında her zaman bir İncil bulundurur ve kutsal metinleri sorunsuz bir şekilde ezbere aktarabilirdi. Düzenlenen bir yaz kampında Neil mutfak görevlisi olarak çalıştı ve çocuklara bakmaya da yardım etti. Çocuklar ondan her zaman övgüyle bahsederdi. Ailesine göre o doğuştan bir psikologdu. Neil her türlü rahatsız edici durumdan bir çıkış yolu bulmaya yardımcı olabilirdi. Her çocuğa bir yaklaşım bulabildiği için okul çocukları onunla isteyerek temasa geçiyordu. Babaları şu ya da bu şekilde aileyi terk etmiş olan birçok erkek çocuk, Neil'i prototip bir baba olarak görüyordu. Otoritesi ve ikna kabiliyetiyle her genci konuşturabiliyordu. Bu özellik, çocukların sorularına her zaman cevap alamayan anneleri tarafından büyük takdir görüyordu. Willie'de meydana gelen radikal değişim de Daniel'den kaynaklanıyordu. Yaz kampına gitmeden önce onunla sosyalleşmeyi ve vakit geçirmeyi çok seviyordu. Ancak Daniel döndükten sonra Willie onunla hiç iletişim kurmak istemedi, mümkün olan her şekilde ondan uzak durdu ve ara sıra gerçekleşen kısa süreli karşılaşmalarda bile gözle görülür şekilde gergindi. Aynı dönemde Willie kız kardeşiyle sürekli tartışmaya başladı, kelimenin tam anlamıyla aynı yerde çatışmaları kışkırttı. Ayrıca annesine de itiraz etmeye başladı.
daha önce Elle'yi karşısına almasına asla izin vermemişti. Ville giderek daha da hırçınlaştı. Bazen aileye çok yakın olan Van teyzesi çocuğu hafta sonu için evine götürüyordu. Annesinin okul çocuğunun sürekli mücadelesi ve direnişi karşısında biraz dinlenmesine yardımcı oluyordu. Yaz kampından yaklaşık 9 ay sonra bir gün Van bir kez daha Ville'yi hafta sonuna götürdü. Orada kuzenleriyle vakit geçirebilir ve sosyalleşebilirdi. Her seferinde teyzesi onu davranışlarındaki ciddi değişiklik hakkında konuşturmaya çalıştı. Çocuk genellikle sessiz kalıyor ve sorulara cevap vermiyordu. Her şeyi kendine saklardı ama o gün teyzesiyle bir sırrını paylaştı. Tek bir şartı vardı, hiçbir koşulda kimseye söylememeliydi, kendi annesine bile. Van kabul etti. 7 yaşındaki Ville akrabasına sırrını açtı ve ona korkunç olayı anlattı. Kampa varır varmaz, adam açık açık imalarda bulunmaya ve ona sağlıksız bir ilgi göstermeye başladı. Bir gün çocuğu ormana çekerek ona kurbağaları ve diğer yerel hayvanları göstereceğine söz verdi. Ancak çalılıkların derinliklerine gider gitmez adam çocuğu taciz etmeye başladı. Daha sonra Ville'ye tecavüz etti ve onu taciz etmeye devam etti. Kiliseye gittiği yaz tatilinin bitiminden sonra da her zaman oluyordu. Bu nedenle Ville oraya gitmek istemedi ve adamla mümkün olan her şekilde temastan kaçındı. İstismar olayı çocuk 6 yaşındayken gerçekleşmiştir. Tüm bu süre boyunca Neil çocuğu sessiz kalmaya zorladı, sırlarını birine anlatırsa kendisini öldürmekle ve tüm ailesini kesmekle tehdit etti. Bu yüzden Ville korktu ve sessiz kaldı. Zorbalık aylarca devam etti ve Neil her zaman çocuğun ağzını kapatıyor, ona yakın olan herkesi öldürmekle tehdit ediyordu. Ancak, teyzesiyle olan bu diyalogdan kısa bir süre önce Daniel kasabayı terk etti. Uzun süre hiçbir yerde bulunamadı, bu yüzden çocuk kendini daha özgür hissetti, cesaretini topladı ve sorununu paylaştı. Doğal olarak, Van bu hikaye hakkında sessiz kalamadı. Sırrını saklayamadığı için Ville'den özür diledi. Ancak bu durumda, tecavüzcüyü cezalandırmak ve çılgınlığını durdurmak için gerçekten bir şeyler yapılması gerekiyordu. Her şeyden önce kız kardeşi Ellie'ye yaklaştı ve olanları ona anlattı. Aynı gün yeğeniyle konuştuğunda anne şoke oldu ve çocuğunun böyle bir sorunla karşı karşıya kalmasından dolayı kendini suçladı. En başından beri annenin içgüdüleri Ville'nin bu tatile gitmesine izin verilmemesi gerektiğini söylüyordu. Ancak ikna çabalarına boyun eğdi ve sonuç bu oldu. Korktuğu ve kendisinin de bir zamanlar yüzleştiği en kötü şey gerçekleşmişti. Daniel kasabayı terk etmiş olsa da Ville korkuyordu. Adamın geri gelmesinden ve çocuğun ağzından laf kaçırdığını fark ederse tehditlerini yerine getirmesinden endişe ediyordu. Çocuk giderek daha gergin ve korkmuş hale geldi. Sık sık okuldan eve gözyaşları içinde geliyor ve uzaklarda bir yerde Neil'in arabasını gördüğünü söylüyordu. Panik ataklar ve paranoya daha sık görülmeye başlamıştı. Ellie elinden gelen her şeyi yapıyordu ama işe yaramıyordu. O arada Ellie boş boş oturmuyordu. Bu durumda yapılması gereken doğru şeyi düşündü, ancak emniyet güçleriyle iletişime geçmekten başka yapacak daha iyi bir şey bulamadı. Aile çocuğu tacizden polise ihbar etti. O zaman polis Neil'i ulusal veri tabanında kontrol etti. Görünüşe göre bu onun ilk çocuk tacizi vakası değilmiş. Ve bu adamın suç kariyerinde genel olarak, 1984 yılında San Jose mahallesinde yaşarken aynı anda 5 erkek çocuğa karşı uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçlandı. Tutuklandı, ancak duruşma öncesinde Daniel ile kiliseye giden herkes ona destek mektupları yazdı. Çocukların sözlerinden başka hiçbir kanıt yoktu. Yargıç tüm gerçekleri değerlendirdi ve adamın hapis cezası almadan şartlı tahliyeyi hak ettiğine karar verdi. Böylece 5 çocuğun hayatını mahvetmekten kurtulmayı başardı, elbette cezasızlık hissiyle duramazdı.
Bundan sonra tecavüzcü, yeni bir hayata başlamak için ikamet ettiği yeri değiştirmeye karar verdi. Adam annesine daha yakın bir yere taşındı. Burada kimse eski günahlarını bilmiyordu ve hayata sessizce temiz bir sayfa açarak başladı. Nin ayrıca kiliseye gitmeye ve küçük bir oğlu olan kadına karşı örnek, dindar bir tutum sergilemeye başladı. Adam çocuklarla daha da yakınlaştı, onlarla birlikte çalıştı, öğütler verdi ve rehberlik etti. Bir kilise kampında çalışmaya başladı ve etrafı sürekli çocuklarla çevriliydi. Sevgilisi Daniel'in çocuğuna karşı bazı özel ve tuhaf davranışlar sergilendiğini fark etti ve yakından incelemeye başladı. Daha sonra oğluna doğrudan Daniel tarafından taciz edilip edilmediğini sordu, ancak kadının çocuğunun kafası karıştı ve böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi. Anne, oğlunun bunu itiraf etmekten korktuğunu düşünerek ona inanmadı ve durumun peşini bırakmadı. Ev arkadaşını gözlemlemeye devam etti. Sadece birkaç ay sonra anne, adamı çocuğunu taciz ederken yakaladı. Adamı evinden kovdu ve bölge savcısı olarak çalışan bir arkadaşıyla temasa geçti. Neil bir veri tabanından kontrol edildi ve 1983 yılında çocuk tacizinden 5 ay hapis yattığı ortaya çıktı. Neil'in üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı ki, annesi Ellie'nin polise başvurduğu Willie'nin hikayesi ortaya çıktı. Dedektifler o noktada Willie'nin kimliğini daha yakından incelemeye ve yeni kurbanlardan Willie'ye karşı şiddet uygulandığına dair kanıtlar toplamaya başlamışlardı bile. Ellie'nin polisle temasa geçmesinin ardından müfettişler daha aktif hale geldi, çünkü önlerinde önemli bir görev vardı, bu yırtıcıyı durdurmak. Kampa katılan tüm çocuklar da dahil olmak üzere, Neil ile bir şekilde karşılaşmış olan tüm ailelerle görüşmeye başladılar. Birçoğu aynı hikayeyi anlattı ve bu da polis memurlarının tecavüzcünün kullandığı taktikleri belirlemelerine yol açtı. Her seferinde aynı şekilde hareket ediyordu, cemaatin ve çocuklarının güvenini kazanıyor, yakınlaşıyor, çoğunlukla erkek çocukları taciz ediyor, onları ve ailelerini konuşmaları halinde tehdit ediyordu. Ve işe yaradı. Willie de dahil olmak üzere tacizcinin 5 yeni kurbanından oluşan bir liste oluşturuldu. İlçede aynı anda 5 çocuğu taciz ettiği için 198 yılında suçlandı. Ancak tutuklanamadı. Bu süre zarfında uzunca bir süre şehir dışındaydı. Yeri tespit edilemedi. O zamanlar cep telefonu, GPS ya da diğer takip olanakları yoktu. Dedektifler şüphelinin bir sorun sezdiğine ve kaçtığına inanıyorlardı. Adam ve arabası insan avına çıkarıldı ve fotoğrafı tüm haberlerde yer aldı. Ancak bu pek işe yaramadı ve onu bulmak birkaç yıl aldı. O arada Willie'nin çöküşleri ve saldırgan davranışları devam etti. Okulda sürekli kavga ediyor, kötü ders çalışıyor ve zorbalık yapıyordu. Okuldan atıldı ve birkaç kez eğitim kurumunu değiştirmek zorunda kaldı. Annesi tüm bunların onu bu kadar değiştiren şiddet olayları yüzünden olduğuna inanıyordu. Kadın oğlu için mücadele etti, durumu düzeltmek umuduyla onu doktorlara ve psikologlara götürdü, ancak hiçbir şey işe yaramadı. Tecavüzcü 1993 yılında Palo Alto, Kaliforniya'da hırsızlık yaptıktan sonra yakalanana kadar yakalanamadı. İşte o zaman polis memurları uzun süredir aranan suçluyu yakaladıklarında nihayet turnayı gözünden vurduklarını öğrendiler. Hırsızlığa teşebbüs ettiğini itiraf ettikten sonra, sadece hırsızlıkla değil aynı zamanda çocuk taciziyle de suçlandı. Ancak suçlu yakalandıktan ve yargılanmayı bekledikten sonra bile Willie korku hissetmeye devam etti. Çocuk, failiyle mahkemede yüzleşmek zorunda kalacağı için çok zorlandı. Onun aleyhinde ifade vermek zorunda kalacaktı ama bunu düşünmek bile korku krizine girmesine neden oluyordu. Willie o kadar gergindi ki, yaklaşan duruşma hakkında her konuştuğunda kustu ve kustu. Annesi çaresizlik içinde savcıya giderek oğlunun mahkemede ifade vermesi için özel koşullar sağlamaya çalıştı. Willie'nin bunu sanıktan uzakta, tercihen onun yanında olmadan yapmasını, böylece çocuğun ciddi duygusal sıkıntı çekmemesini istedi.
Ancak mevcut kurallara göre çocuğun mahkemede jüri karşısına çıkması gerekiyordu. Her zaman olduğu gibi, bu olayı hafifletmenin tek yolu kamera yerleştirmekti. İfade sırasında çocuk başka bir odada olabilirdi ve filme alınıp görüntüleri mahkemeye gösterilebilirdi. Ancak o dönemde küçük topluluğun tüm bunları organize etmek için yeterli parası yoktu. Bu nedenle Vilye, tecavüzcünün elinden acı çeken diğer çocuklar gibi mahkemeye gelmek zorunda kaldı. Duruşma, duygusal ve fiziksel travma geçiren çok sayıda çocuk olması nedeniyle çok zor geçti. Bu kötü adamın elinde acı çeken çocuklar mahkemede ifade verdiler. Bu onlar için ciddi bir şok oldu ama çocuklar üstesinden geldiler. Vili'nin diğer çocuklarla birlikte 2 Nisan 1993 tarihinde duruşmaya çıkması planlanmıştı. Çocuk o sırada 11 yaşındaydı. Podyuma çıkacak son kişilerden biri olacaktı. Annesi onu faille bu buluşma ve gösteri için elinden geldiğince hazırlamıştır. Vilye ve ailesini taşıyan araba adliyeye vardığında, Vilye arabadan inmek bile istemedi. Panik atak geçirmeye ve şiddetli bir şekilde kusmaya başladı. Elliye çocuğu bunu yapması gerektiğini ikna etti, çünkü tehlikeli bir adamı parmaklıklar ardına koymanın tek yolu buydu, böylece başka kimseye zarar veremeyecekti. Vilye tüm bunları anlamış ve tanıklık etmesi gerektiğinin farkına varmıştı ama o kadar korkuyordu ki bunu yapmaya bir türlü cesaret edemiyordu. Elliye, oğlu, kuzeni ve teyzesi dışarıda ifade vermek üzere çağrılmayı bekliyorlardı. Tüm bu süre boyunca Vilye'yi sakinleştiriyor ve aklını başına getirmeye çalışıyorlardı. O anda bir minibüs mahkemenin önüne yanaştı ve tecavüzcü dışarı çıkarıldı. Vilye onu görür görmez tekrar midesi bulandı ve kustu. Elliye, adliye bahçesinde yürürken tacizciyle göz göze geldi. Daha sonra adamın sırıtarak yanından geçip gittiğini itiraf etti. Bu alt insana karşı yakıcı bir nefret duydu. Yaralı çocuğu olan aile çocuğu teselli etmeye ve dışarıda sıralarını beklemeye devam etti. Zanlının eski kız arkadaşı, aynı zamanda kurbanı olan oğluyla birlikte binadan çıktı ve çocuk fail aleyhinde ifade verdi. Kadın Elliye ile konuştu ve ona işlerin iyi gitmediğini söyledi. Kadına göre, tüm çocuklar ifadelerinde çok gergin ve kafaları karışıktı. Tecavüzcünün avukatı bazı tutarsızlıklara işaret ederek bundan yararlandı. Tartışma sırasında çocukları rahatsız edici durumlara sokmaya, hoş olmayan sorular sormaya ve kafalarını karıştırmaya devam etti. Çocukların kafası daha da karıştı ve paniklediler, bazıları ağladı. Bundan sonra Elliye oğluna da aynı şekilde davranılacağından korkmaya başladı. Vilye zaten kötü durumdaydı ve kendini toparlayamıyordu ve avukatın baskısı altında kafası daha da karışabilirdi. Ayrıca tüm bunların duruşmayı etkileyebileceğinden ve tehlikeli bir suçlunun yapabileceği tüm zulümlerin yanına kâr kalacağından endişe ediyordu. Tekrar serbest kalabilir, hapse girmekten kurtulabilir ve eski yöntemlerine devam edebilirdi. O zaman Daniel'ın bulunduğu yerlerden çok korkan Vilye kendini asla güvende hissedemeyecekti. O anda kafasında bir şeyler kilitledi. Elliye neler adaleti sadece kendisinin sağlayabileceğini ve Daniel'in ölmesi gerektiğini fark etti. Bu ilçedeki adliye binası eskiydi. O zamanlar henüz girişte metal güvenlik yapıları ve metal dedektörler yoktu ve oraya sorunsuz bir şekilde silah sokabiliyordunuz. Dışarıda diğerleriyle birlikte bulunan ben de dahil olmak üzere, toplumdaki pek çok kişi kendini savunmak için silah taşıyordu. Elliye çantasına gitti ve silahı gizlice aldı. Bazı tanıklar Elliye'nin kız kardeşine Vilye için aktif kömür almak istediğini söylediğini ancak silahı bulup aldığını bildirmiştir. Her iki durumda da kadın silahı almış ve saklamıştır. Mahkeme salonuna girdikleri anda Ali, Nil'e 6 el ateş etti. Kurşunlardan 5'i failin başının arkasına ve boynuna isabet etti. Nil olay yerinde öldü. Mahkeme salonundaki herkes paniğe kapıldı ve kaçışmaya başladı.
Polis memurları silahları hazır bir şekilde içeri koştu. Van kız kardeşinin önüne geçti ve sakinleşmesini istedi. İşte o zaman Ellie silahı yere attı ve ellerini kaldırdı. Ellie tutuklandı. Bir mahkemenin ortasında kendini linç eden bir annenin hikayesi anında ülke çapında ve daha sonra da dünya çapında viral oldu. Bir hafta içinde tüm medya bu olaydan bahsediyordu. Ne olduğu hakkında kapsamlı bir tartışma başladı. Kanunsuz Ellie birçok kişi için bir halk kahramanı haline geldi ve neredeyse tüm kasaba halkı, özellikle de Nil'den etkilenenler tarafından desteklendi. Hatta iki yerel banka, Ellie'yi desteklemek için bağış yapılabilecek savunma fonları kurdu. İnsanlar ulusal favori için bağış yapmaya hevesliydi. Üzerinde Good Shot, Ellie yazan tişörtler ve giyim eşyaları üretildi ve bunlar çok sattı. Benzer çıkartmalar ülkenin dört bir yanındaki arabalarda da görülebiliyordu. Pek çok kişi yargı sisteminin yapamadığını sevgi dolu bir annenin yapabilmiş olmasına hayranlık duydu. Ne de olsa, suçlu hapse atılsa bile, birkaç yıl sonra tekrar serbest bırakılacak ve vahşetine başka bir şehirde devam edecekti. Ancak Ellie işlediği suçtan dolayı bir halk kahramanı olarak serbest bırakılamadı. Yakalandı ve $500,000 kefalet ödedi. Bu miktar, Ellie'yi destekleyen salemli bir kefil tarafından ödenmiştir. Bu sayede duruşmadan önce evine dönebildi ve mahkemeyi evinde bekleyebildi. Ancak herkes Ellie'nin doğru şeyi yaptığını düşünmüyordu. Kadın, desteğin yanı sıra, toplumun bazı üyelerinin kınamalarına ve uyanıklık suçlamalarına maruz kaldı. Bununla birlikte, yerel toplumda dahil olmak üzere büyük çoğunluk onu çocuğunun savunucusu olarak resmetti. Ancak hikayede göründüğünden daha fazlası vardı. Davası üzerinde çalışan müfettişler yavaş yavaş, kan testleri sonucunda Ellie'nin adliye binasında ateş açtığında yasadışı maddelerin etkisi altında olduğunu tespit etti. Ellie bu maddeleri cesaretlenmek, zor bir duruşmayı atlatmak ve stresten kurtulmak için aldığını düşünüyordu. Ekim 1993'te kadına göğüs kanseri teşhisi kondu. Doktorlar 5 yıl ömrük aldığını iddia etti. Duruşma sonunda Ellie kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulundu. 10 yıl hapis yatması gerekiyordu. Ancak jürinin görevi kötüye kullanması nedeniyle karar bozuldu. Daha sonra savcılıkla bir anlaşma yaptı. Sevgi dolu anne kasıtsız adam öldürme suçunu kabul etti ve hapse girdi. Duruşmasından 3 yıl sonra serbest bırakıldı. Ellie çok yakınlaştığı teyzesinin yanına gönderildi. Kızı ise 2 yıl sonrasına kadar büyük annesinin yanına gitmedi. Muhabir, o sırada bir çocuk tecavüzcüsünü vurduğu için hala cezasını çekmekte olan Ellie ile tam bir konuşma yapabildi. Olanlar hakkında karışık duygular içinde olduğunu söyledi. Bir yandan, bir adamı öldürmek zorunda kaldığı için çok üzgün. Bunu asla yapmak istememişti ve şimdi yaptığı şey yüzünden çocuklarının yanında olamıyordu. Bir yandan, yargı sisteminin oğlunu ve diğer çocukları tehlikeli bir suçludan korumakta başarısız olacağından emindi. Tetiği çekmesinin tek nedeni Daniel'in tekrar serbest bırakılacağından korkmasıydı. Kadın, çocuklarına yaşattığı acıdan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti. Geriye dönüp baktığında, bunu yapmazdı. Her nasılsa Ellie'nin hayatı yetişkinlik döneminin kilit bir anında mahvoldu. Tacize uğradı, sonra da mahkemelerde süründü. Öfkeli çocuk bir kabadayı oldu, kötü arkadaşlara bulaştı ve yolunu kaybetti. Mahkemeler ve hapishaneler hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi. William ilk kez 14 yaşındayken bir suçla itham edildi. Düzeltme yolunda genç kabadayı ayağa kalkmadı. 1999'dan 2004'e kadar 18 kez ilçe hapishanesine gitti. Kişisel suç listesi soygun, saldırı ve bedensel zarara neden olan saldırıdan yasadışı silah ve yasadışı madde bulundurmaya kadar uzanıyordu.
William, 2004 yılında 23 yaşına geldiğinde William olarak anılmaya başladı. Sokaklarda dolaşıyordu, birkaç dövmesi vardı ve ailesinin evinde yaşıyor, ara sıra maaş alıyordu. Sürekli bir işi yoktu, bu yüzden annesinin gençliğinde yaptığı gibi, kısa süreler için geçici iş aradı. Ancak, 50 için ekonomik durgunluk nedeniyle bir zorunluluk olan şey, William için suç faaliyetlerinin bir sonucu haline geldi. Aynı yıl, 2004'te, tanıdığı David'in inşaat ve tadilat sırasında evini temizlemek için yarı zamanlı bir işe girdi. David petrol sahalarında çalışırken sakat kalmıştı. Haziran ayında, ikisi şantiyede kaybolan aletler yüzünden tartışmaya başladı. İkisi de bunun için birbirlerini suçladı. Polis geldiğinde William rakibine saldırdı ve onu yumrukladı. Sonuç olarak, önceki suçlamalar göz önüne alındığında, adam 6 gün hapse mahkum edildi. Sadece 30 gün sonra, 26 Temmuz 2004'te serbest bırakıldı. Hapisten çıktıktan tam bir saat sonra David'in çalıştığı tesise gelmişti bile. David kaçmaya çalıştı, ancak sakatlığı nedeniyle bunu yapamadı. William ona saldırdı ve dayak sırasında kafasına birkaç kez tekme attı. Bu durum mağdurun bilincini kaybetmesine neden olmuştur. Ertesi gün adam bilincini geri kazanamadan hastanede öldü. Saldırgan adamı öldüresiye dövdü ve kaçtı. Ancak birkaç gün sonra yakalandı ve birinci derece cinayette suçlandı. Haziran 2005'te William suçlu bulundu ve 28 yıl sonra şartlı tahliye hakkı olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bugüne kadar parmaklıklar ardında kaldı. Rebecca da bu hikayede kendini bir kurban olarak görüyor. Tatsız bir kaderden kaçan tek kişi olmasına rağmen, oldukça normal bir hayat sürüyor, bir ailesi ve çocukları var. Ancak önemli anlarda Rebecca, annesinin ve ağabeyinin hayatındaki zaferlerin sevincini paylaşmak için yanında olamadıklarını hatırlar. Onu her zaman koruyan sevgili ağabeyini özlüyor. Annesi tacizcisini vurmasaydı William'ın bugün hapiste olmayacağına inanıyor. Cinayet, hayatlarını daha da kötüleştiren bir olaylar zincirini başlatmış olsa da, annesine karşı kin beslemiyor ve ona kızgın değil. Bir bakıma onu anlıyor, o durumda kadın ne yapacağını şaşırmış ve düşüncesizce yanlış bir karar vermiş ama bu sayede birçok çocuğu kötü kaderlerinden kurtarmış. Ellie'nin kendi kaderi de oldukça tragikti. Göğüs kanseriyle mücadele etmenin yanı sıra kanunla yaşadığı sorunlar da devam etti. Yasa dışı maddelerin dağıtımına karıştı. Kadın 2002 yılında bir polis muhbirinden yasa dışı uyuşturucu imal etmek için malzeme satın aldı. Başlangıçta 50'ye muhbire bir kısmını verdi ve 5 gün sonra hapları almaya geldi. Ancak muhbir onu ihbar etti ve kadın gözaltına alındı. 50'ye daha sonra suçunu kabul etti. 6 yıl hapis cezası aldı, ancak bunun sadece 4 yılını yattı. 2006'da serbest bırakıldı, ancak 26 Aralık 2008'de 50'ye nesle göğüs kanserinden öldü. O sırada 56 yaşındaydı. Kadın öldüğünde, William hapisten çıkmak ve annesiyle vedalaşmasına izin verilmesi için bir dilekçe yazdı. Ancak bu talebi reddedildi. Annesinin ölümünden sadece 2 yıl sonra, 2010 yılında Rebecca, bir muhabirle birlikte hapishanede erkek kardeşiyle tanıştı. Aralarındaki iletişim yaklaşık 2,5 saat sürdü. William, başına gelen her şeyi değerlendirirken çok düşünceli bir tavır sergiledi. Kendini haklı çıkarmaya ya da başkasını suçlamaya çalışmadı. Ancak delikanlıya göre onu kendi kendini yok etme yoluna sokan şey 6 yaşında olmasıydı. Bu yara ne olursa olsun hep onunla birlikte olacaktı. Delikanlı için daha da büyük bir darbe annesini ve kız kardeşini kaybetmek olmuştur. Onlardan kopmuştur ve bu onu daha da incitmektedir, her şeye rağmen erkek ve kız kardeşi iletişimlerini ayrı tutmaya devam etmektedir.
William, tecavüzcünün adliyede öldürülmesi hikayesi video kameraların ve gazetecilerin merceği altına girdiğinde kamuoyunun kendi durumu üzerindeki etkisini vurguladı. Böyle bir kamuoyunu kabullenmek onlar için çok zordu. Toplumdaki herkes William'ın 6 yaşındayken cinsel istismara uğrayan mağdur çocuk olduğunu biliyordu. Herkes onu parmakla gösteriyor ve bu konuda konuşuyordu ve o utanıyordu. Çocuk böyle bir ilgiye karşıydı ama bundan kaçınmak onun için bir çileydi. William'ın Teksas'ta annesiyle birlikte yaşayan bir oğlu var. Çocuk, ancak 2023 yılında şartlı tahliye için uygun hale gelecek olan babası olmadan büyüdü. Bu hikaye kamuoyunda öylesine büyük bir tartışma ve hoşnutsuzluk yarattı ki, 99 yılında bu hikayeden yola çıkılarak, Kıyamet Günü adlı bir film çekildi. Eli Nesler'in hikayesi. Kaderinizi bulmak kolay değildir. Bazı insanlar bunu ancak olgun bir yaşta başarabilir. Ne yazık ki, bu noktaya gelindiğinde, bir kişiyi tehlikeli olabilecek tatsız tanıdıklar takip edebilir. Bugün, trajediye yol açan kurnazlık, ikiyüzlülük ve alçaklığın hikayesini anlatacağız. Joseph Sanier 1955 yılında Shreveport, Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri'nde saygın bir tıp profesyoneli ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğundan beri ailesinin işini devam ettirmeyi hayal ediyordu. Baton Rouge Üniversitesi Tıp Bilimleri Bölümünden 1976 yılında onur derecesiyle mezun oldu. Daha sonra Shreveport'taki Louisiana Eyalet Üniversitesi'nden mezun oldu. Joseph, lisans eğitimiyle eş zamanlı olarak Dallas, Teksas'taki Parkland Hastanesi'nde çalışmıştır. Eğitiminin son yılında baş asistan olarak atandı. Mezun olduktan sonra bir patolog ve daha sonra sattığı bir laboratuvarın ortağı oldu. Anlatılan olaylar sırasında Dr. Sanye hala laboratuvarda direktör olarak çalışıyordu ve aynı zamanda Lubbock, Teksas'taki Covenant Sağlık Sistemi'nin baş patoloğu olarak listelenmişti. Doktor Joseph Sanye saygın ve varlıklı bir patologdu ve bir bayan için gerçek bir avdı. Çevrelerinde iyi tanınan bekar bir adamdı. Özgürlüğünün, statüsünün ve parasının tadını çıkarıyordu. Ancak durum her zaman böyle değildi, çünkü 19 yaşında lise aşkı Becky ile evlendi. Bu evlilikten iki oğlu dünyaya geldi. Oldukça katı bir babaydı, ancak bunun karşılığını aldı ve katılığını her zaman adaletle telafi etti. Adam erkek çocuklarda katı disiplinin gerekli olduğuna inanıyordu. Bu sayede oğulları sorumluluk sahibi ve onurlu insanlar olarak yetiştiler. Aile yaşamları iyi gidiyordu, ancak 27 yıllık evlilikten sonra kadın aşık olduğu başka bir adam buldu. Kadın bunu kocasına dürüstçe anlatmış. Sonunda boşandılar ama Becky'nin yeni adamla mutlu bir geleceği olmadı. Adamın tehlikeli biri olduğu ortaya çıktı. Evlendikten bir süre sonra önce kadını, sonra köpeğini vurdu ve sonra da kendi canına kıydı. Neyse ki, zaten yetişkin olan ve ayrı yaşayan çocuklar bu trajedide zarar görmedi. Doktor Sanye eski eşinin bu iğrenç ölümü karşısında şoke oldu. Ancak, geleceğinin de kanla lekelenmiş olduğunu bilmiyordu. O arada yıllar geçti. Joseph iki oğluna destek oldu. 2007 yılında yeni bir hayata başlamak için Dallas'tan Nebojat'a taşındı. Joseph çalışmaya ve hayattan zevk almaya devam etmeyi, dans etmek gibi hayatında henüz takdir etmediği şeyleri denemeyi planlıyordu. Böylece patolog dans dersleri almaya başladı. Dersler hoşuna gidiyordu, çünkü burada farklı kadınları tanıma fırsatı buluyordu. Adam aşkını bulma umudunu yitirmedi. Birkaç kez dans partnerleriyle ilişki kurmaya çalıştı ama hiçbiri işe yaramadı. Bu durum, Temmuz 2011'de 50 yaşındaki Joseph'in kaderi olacak kişiyle tanışmasına kadar uzun bir süre devam etti. Kadının adı Richelle Tina'ydı. 47 yaşında güzel ve sevimli bir kadındı, adamdan neredeyse 10 yaş daha gençti.
Richel, Joseph'le tanışmadan önce uzun süre Enfifi'de yönetici olarak çalışmış, başarılı bir kariyer yapmış ve hiçbir şeye ihtiyaç duymamıştı. Kadının artık büyümüş olan kendi 4 çocuğu da vardı. Çiftin pek çok ortak noktası vardı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde çabucak anlaştılar ve bir süre sonra kelimenin tam anlamıyla birbirlerine sırılsıklam aşık oldular. Birlikte giderek daha fazla zaman geçirmeye başladılar. Örneğin, Richelle'in doğum günü Paris'te kutlandı. Sonra Joseph onu ailesiyle tanıştırmak için Los Angeles'a götürdü. Patoloğun zenginliği, seyahatin ölçeği ve maliyeti ne olursa olsun, herhangi bir seyahatten sorunsuzca ayrılmasına izin verdi. İlişki o kadar hızlı gelişti ki, partnerler evlenme arzusuna kapıldılar. Bu noktada Joseph'in yeni sevgilisinin gerçek bir saatli bomba olduğundan ve onunla çıkmanın tehlikeli olduğundan haberi yoktu. Durum 11 Temmuz 2012 tarihinde kontrolden çıktı. Yaklaşan bir tadilatı görüşmek üzere bir doktorun evine gelen bir peyzaj mimarı 911'i aradı. Müşterisinin evine vardığını ve verandasını incelemek istediğini bildirdi. Çalışan ev sahibine ulaşamamış ancak kapının açık olduğunu fark etmiştir. Tasarımcı Joseph'in kendisini duymadığını düşünmüştür. Adam içeri girdi ve ona seslenmeye başladı. Disigner evdeki dağınıklığı gördü. En çok şüphelendiği şey ise, ön kapının yanındaki pencerede bir kurşun deliği bulmasıydı. Her şey zorla girilmiş gibi görünüyordu ve endişe vericiydi. Müteahhit ev sahibini bulmak için dikkatle içeriye doğru yürüdü, ancak ev sahibi hiçbir yerde yoktu. Ardından tasarımcı garaja doğru ilerledi. Garajda, Doktor Sanyi'yi yerde bir kan gölü içinde yatarken ve hiçbir yaşam belirtisi göstermezken buldu. Vücudunda bıçak ve kurşun yaraları vardı. Bu nedenle çalışan hemen evi terk etti ve 911'i aradı. Saat 14:48'de polis departmanı çağrıyı aldı ve olay yerine derhal birkaç devriye gönderildi. Olay yerine ulaşan polis memurları suç kurbanının 57 yaşındaki Joseph Sanyer olduğunu tespit etti. Sağlık görevlileri tanınmış patoloğun öldüğünü açıkladı. Bu şüpheli suç, şehrin en huzurlu, güvenli ve prestijli bölgelerinden birinde meydana gelmiştir. Burada neredeyse hiç suç işlenmez, bu yüzden olay tüm toplumu sarstı. Zengin patoloğun hiç düşmanı yoktu ve tüm arkadaşları ve ailesi onu tanıdıkları en sakin ve iyi huylu insanlardan biri olarak tanımlıyordu. Saygın bir mesleğin üyesiydi ve kendisine zarar vermek isteyen hiçbir kötü niyetli kişi yoktu. Evden hiçbir şey çalınmadığı için bunun bir soygun olmadığı hemen anlaşıldı. Ancak bir pencere kırılmış ve dibi delinmiş bir şişe bulunmuştu. Bir ateşli silah için doğaçlama bir susturucu olarak kullanılmış gibi görünüyordu. Dedektifler olay yerinde, kurbanın bir süredir evinde öldürüldüğünü keşfetti. Kan kurumuş, ceset soğumuş ve ölüm katılığı oluşmuştu. Yaklaşık ölüm zamanı belirlendi. Adamın gece öldüğü ortaya çıktı. Kriminalistler suçun koşullarını belirlemek ve incelenmek üzere kanıt toplamak için derhal olay yerine geldi. Saldırgan onları geride bırakma konusunda biraz endişeli göründüğü için bol miktarda malzeme vardı. Failin bu işte profesyonel değil acemi olduğu açıktı. Olay yerinde susturucu olarak kullanılan şişeden DNA toplanmış ve aynı anda iki kişiden kan örnekleri bulunmayı başarmıştır. Tüm bu materyaller incelenmek üzere laboratuvara gönderilmiştir. Görüşülen komşular şüpheli bir şey görmediklerini ya da duymadıklarını iddia etmişlerdir. Evin yakınında herhangi bir güvenlik kamerası bulunmuyordu. Soruşturmaya göre saldırgan, büyük panoramik pencereden yararlanarak eve arka kapıdan girmiştir. Pencere arka bahçeye bakıyordu, dolayısıyla bu geçit sürpriz bir saldırı için çok elverişliydi. Saldırgan yemek odasında kurbanıyla yüzleşti ve silah sesleri duyuldu. Büyük olasılıkla bu noktada şarap şişesi susturucu olarak kullanıldı ama tabii ki işe yaramadı.
Büyük ihtimalle doktor olaydan sonra hala hayattaydı. Yaralı adamı arkasından sürükleyen kan izleri bulundu. Adam koridor boyunca ilerledi ve garaja girdi. Saldırgan burada kurbanını bıçaklamaya başladı ve bu bıçaklamalar onun için ölümcül oldu. Kurbanın cesedi üzerinde yapılan otopside 5 kurşun yarası ve 11 bıçak yarası bulundu. Dedektifler başlangıçta bunun rastgele bir suç olduğuna inanmadılar. Ama bunu kimin ve neden yaptığını bulmaları gerekiyordu. Doğal olarak önce patoloğun yakın çevresini kontrol etmeye başladılar. Maktulün çocukları ve ailesi şoktaydı. Sadece 2 yıl önce eski karısı Becky yeni kocası tarafından vurularak öldürülmüştü ve şimdi de babaları benzer bir şekilde öldürülmüştü. Yıldırım aynı yere 2 kez düşmüştü ve bu da çok şüpheli görünüyordu. Yusuf'un öldürülmesi, ailenin çocuklarının öz annelerinin duygusal açıdan yıkıcı ölümünden sonra yaşadıkları ikinci şok oldu. 2 yıl içinde ebeveynsiz kaldılar. Becky'nin öldürülmesi, 30 yıldan biraz daha az bir süre onunla birlikte yaşamış olan Doktor Sanye'yi derinden yaraladı. Adam defalarca onunla birlikte yaşadığı yılları anımsadı ve kaybının yasını tuttu. Ancak doktor güçlü kaldı ve ailenin temel direği oldu. Hemen tüm cenaze düzenlemelerini ve masraflarını üstlendi ve oğullarının travmayı atlatmasına yardımcı oldu. Çocuklar daha sonra acıyı atlatmalarına yardımcı olan şeyin onun desteği olduğunu itiraf ettiler. Oğulların her biri babalarına kimin zarar vermek isteyebileceğini merak ediyordu. Sadece ailesi değil, arkadaşları ve iş arkadaşları da dahil olmak üzere pek çok kişiye destek oldu. Büyüleyici ve hoş bir adamdı, 12 milyon dolar civarında bir serveti vardı, ancak erdemlerini ve servetini hiçbir zaman göstermedi, oldukça mütevazı kaldı. Tüm bunlar onu şehirdeki en imrenilecek orta yaşlı bekarlardan biri yapıyordu. Doğal olarak pek çok kadın ona sempati duydu ve bu durum özellikle danslara gitmeye başladıktan sonra fark edildi. O zamandan beri, karizmatik milyoner kelimenin tam anlamıyla ilgilenen kadın sıkıntısı çekmiyordu. Tüm aile tarafından isteyerek kabul edilen yeni sevgilisiyle burada tanıştı. Richelle güzel, neşeli ve komik biriydi. Tanıştıktan sonra çift şehrin en iyi restoranlarında ve özel kulüplerinde dinlenmeye başladı. Ve sadece bu da değil. Joseph sevgilisi için hiçbir şeyden kaçınmadı, onu hediyelere boğdu. O zamanlar kadın 47 yaşındaydı. Yeni erkeği için kelimenin tam anlamıyla çıldırıyordu. Bu sözlerin birçok teyidi bulundu, özellikle de Richelle'in zengin doktora olan sevgisini açıkça ilan ettiği sosyal ağlardaki kişisel bir sayfada çok sayıda yayın yapıldı. Tüm bunlar, hikayenin kahramanlarını tanıyan çok sayıda tanık tarafından da doğrulandı. Arkadaşları ve tanıdıkları bu ilişki için büyük umutlar besliyordu. Joseph uzun süredir bekardı, bir aile kuramamıştı ama şimdi hayatında evlenmeye hazır olduğu değerli bir kadın varmış gibi görünüyordu. Kurbana en yakın kişi, ayrılmaz bir ikili oldukları sevgilisi Richelle'di. Bu yüzden dedektifler önce onunla konuştu. Richelle maktulü hayatının aşkı olarak tanımlıyordu ve başına böyle bir şey gelebileceğini asla düşünmemişti. Kadın olanlardan dolayı gerçekten üzgündü ve ne söyleyeceğini bilmiyordu. Polis memurlarıyla konuşurken Richelle bazı ilginç bilgiler paylaştı. Trajediden önceki son aylarda sevgilisinin hayatında çeşitli garip şeyler gözlemlediğini söyledi. Joseph, nişanlısıyla defalarca paylaştığı bir zulmün kurbanı olmuş gibi görünüyordu. Ayrıca Richelle bir keresinde kendisinin de oldukça ürkütücü görünen bir yabancı gördüğünü bildirdi. Yağmurlu bir gecede, evin önünde bir süre durmuş, sanki onları izliyormuş gibi kapıya ve pencerelere bakmış. Ama kadın onun yüzünü görememiş. Kadın aynı zamanda müstakbel eşinin her şeyi bir şakaya dönüştürmeye çalıştığını ve görünüşe göre durumun tehlikesini hafife aldığını söyledi. Richelle, nişanlısının ölümünden kısa bir süre önce almaya başladığı takıntılı telefonlardan bahsetti. Çok sayıda telefon ve tehdit almış.
Bu durum daha sonra birkaç kısa mesaj şeklinde tekrarlanmış. Olanları düşündükten sonra Richelle, potansiyel katil rolü için birkaç aday öne sürdü. Ancak polis uzun süre kadına inanmadı ve olası nedenlerden birinin kıskançlık olabileceğine inandı. Bazı tanıklar sayesinde maktulün cinayet sırasında birkaç kadınla iletişim halinde olduğu ve onlarla romantik bir ilişki içinde olduğu anlaşıldı. Ancak bazı kişiler, trajediden kısa bir süre önce ünlü bir doktorun maruz kaldığı iftiraya atıfta bulunarak Richelle'in sözlerinden şüphe duydu. Müfettişler Richelle'ye nişanlısının başka ilişkileri olabileceğini bilip bilmediğini sordular. Kadın bundan haberdar olmadığını söyledi ve Joseph'in metresleri olabileceğini reddetti. O adamın karakterine hiç uymuyordu. Metreslerinin varlığı Yusuf'un oğulları tarafından da reddedildi. Babalarının ne kadar namuslu olduğunu biliyorlardı ve Barış şüphelerin olduğu bir ortamda asla bir ilişki kurmazdı. Polis ise hemen Richelle'den şüphelendi. Ancak, bir sonraki sorguda ağlamaya başladı ve cinayete karışmış olabilecek birkaç kadını aynı anda tanıdığını söyledi. Şüpheliye göre, doktoru sürekli taciz eden birkaç eski sevgilisi vardı ve son aylarda baskıları artmıştı. Joseph onları görmezden geliyordu ama özellikle Richelle ile çıkmaya ve düğün hazırlıklarına başladıktan sonra onu rahatsız etmeye devam ettiler. Bunlardan biri Florida'dan gelen ve kendisini doktorun dans öğretmeni olarak tanıtan bir kadındı. Sanya ona Richelle ile ciddi bir ilişkisi olduğunu söyledikten sonra bile aramaya ve yazmaya devam etti. Richelle ayrıca patoloğun bir süre önce birlikte çalıştığı başka bir hemşirenin de olaya karıştığından şüpheleniyordu. Bu kadın da onu düzenli olarak arıyor ve mesaj atıyordu. Üçüncüsü, cinayetten kısa bir süre önce maktule tehdit dolu bir mektup yazmış olan ve Joseph'i çocuğuyla birlikte kendisini de terk etmekte suçlayan, kızı olan bir kadındı. Ancak bu doğru değildi. Bu kadınlara ek olarak Richelle, özel kliniğinde plastik cerrah olarak çalışan Mike Dion'u da ilk işaret edenler arasındaydı. Orada kozmetoloji, güzellik bakımları ve plastik cerrahi ile ilgileniyordu. Klinik Lebok'tan arabayla yaklaşık bir saat uzaklıkta, başka bir şehirde bulunuyordu. Doktorun Joseph'e saldırmak için gerçekten de bir nedeni olabilirdi çünkü Richelle onun eski sevgilisiydi ve ayrılıkları çok zor olmuştu. Mike onunla 2008 yılında botoks enjeksiyonu için geldiğinde tanışmıştı. Başlangıçta aralarında dostça bir sohbet, ardından da hafif bir flört vardı. Daha sonra aralarında bir kıvılcım geçti ve bir ilişki başladı. Doktor karısını yeni sevgilisiyle aldatmaya başladı, ancak birkaç ay sonra karısı bunu öğrendi ve boşanma davası açtı. Ancak plastik cerrah bundan rahatsız olmuş görünmüyordu. Richelle'ye o kadar aşıktı ki, yaklaşık 20 yıldır evli olduğu karısından boşandı. Mike kararlıydı. Metresiyle çıkmaya devam ettiler ama 2010 yılında da ayrıldılar. Richelle Mike'ı özel hayatı da dahil olmak üzere her şeyi kontrol altına almaya çalışan manipülatif bir adam olarak tanımlıyordu. Onu uzun süre takip etmiş ve geri dönmesini isteyerek sürekli diken üstünde tutmuş. Bu nedenle Richelle ondan kurtulmak için harekete geçmeye karar verdi. Tüm koşulları düşündükten sonra kadın, son aylarda doktoru takip eden kişinin eski sevgilisi Mike Dion olduğuna inandı. İlişkilerinin son döneminin korkunç olduğunu açıkladı. İlişkinin sınırlarını ortadan kaldıran gerçek bir salıncağa benziyorlardı. Richelle, eski sevgilisini gerçek bir lavalyer, bir eteği bile kaçırmayan, duygusal istismara eğilimli bir kadın avcısı olarak nitelendirdi. Bu yüzden ayrılmışlar. Ana neden olarak yalan söylemeyi gösterdi. Mike sürekli aldatıyor ve olmadığı biri gibi davranıyordu. Richelle onun gerçek yüzünü gördüğünde hayal kırıklığına uğradı. Ancak başka bir şehre taşınmasına rağmen Mike onu buldu ve rahatsız etmeye devam etti. Kadına göre, Richelle'in Joseph adında yeni bir adamla çıktığını öğrendikten sonra duygusal olarak sarsılmıştı. Artık onu kesinlikle geri kazanamayacağını fark etmiş.
Bu nedenle, mevcut ilişkiye rağmen ona birlikte olmayı bile teklif etti. Ancak, bir aşk üçgeni oluşturma teklifi işe yaramadı. Richelle kategorik olarak reddetti. Kadın bundan sonra kendisini sürekli gözetlendiğini hissetmeye başladığını ve Joseph'in de bunu ona anlattığını söyledi. Bir keresinde o ve sevgilisi, arka bahçedeki pencereden bir cihazın parıltısına benzer bir şey görmüşler, ancak sorunun ciddiyetini sonuna kadar fark etmemişlerdi. Mike Dion, kendisiyle konuşmak isteyen araştırmacıların ilgisini çekti. Plastik cerrah Lubbock kasabasından 2 saat uzakta yaşıyordu. Polis memurları onunla görüşmeye geldiler çünkü o sırada davanın baş şüphelisiydi. Mike kendi isteğiyle dedektiflerle konuşmaya gitti. Richelle'ye sırılsıklam aşık olduğunu itiraf etti. Adam, eşinden boşanmak da dahil olmak üzere hayatındaki pek çok şeyi onun için değiştirmişti. Onları bir arada tutmak için mümkün olan her şeyi yaptı. Ne yazık ki sonunda ayrıldılar ve bu Mike için büyük bir darbe oldu. Plastik cerrah gerçekten de bir süredir Richelle'in peşinde olduğunu, ancak bunu tehdit amacıyla değil, sevgilisini geri kazanmak için yaptığını itiraf etti. Ancak Richelle adamı reddetmeye devam etti ve sonunda adam yumuşayıp başka bir kadın buldu. O sırada Dion kendisinden oldukça genç bir tıp öğrencisiyle çıkıyordu ve Richelle'yi unuttuğunu ve artık onu takip etmediğini iddia ediyordu. Nişanlısı da öyle. Cinayette bir ilgisi olduğunu reddetti. Suç işlendiğinde önce işte, sonra da onunla birlikte olduğu için yeni kız arkadaşı onun mazereti oldu. Mazeretini destekleyecek ikna edici kanıtlar ve video görüntüleri bulundu. Sanye'nin sevgilisi de dahil olmak üzere davaya dahil olan diğer kişilerin de tanıkları vardı. Dedektifler, doktora karşı kin besleyen, onu kıskanan ya da ondan çıkar elde etmek isteyen kişileri bulmaya çalıştı. Ancak, davada yeni bir figür yoktu. Bu noktada, laboratuvar sonuçları geldi. Şişeden alınan DNA örnekleri kurbana ait değildi. Olay yerinde bulunan kan örneklerinden biri Sanye'ye aitti. Polis veri tabanı olay yerinde bulunan diğer örnekleri tanımlayamıyordu. Suçluluğu kanıtlamak için şüphelinin örnekleriyle eşleştirilmeleri gerekiyordu. Ancak sorun şuydu ki ortada hiç şüpheli yoktu. Birkaç gün sonra polis karakoluna Paul Reynolds adında Amarillo'lu bir acil tıp teknisyeni tarafından bir telefon geldi. Söylediğine göre, yakın zamanda Lubbock'ta bir cinayet işlediğini itiraf eden bir arkadaşıyla birlikte yaşıyordu. Daha sonra ölmeye çalışmış ama kurtarılmış. Paul'un bahsettiği arkadaşının adı Dave Shepherd'dı. Tanığa göre katil ona eve nasıl girdiğini ve adamı nasıl vurduğunu anlatmış. Ve arayan kişi, bir şişeden çıkan susturucu da dahil olmak üzere, yalnızca dar bir dedektif çevresinin bildiği ayrıntıları dile getirdi. Rastgele birinin bunları bilmesine imkan yok. Yani belli ki olanlardan haberdardı. Polisler yeni şüphelinin geçmişini araştırdı. Dave'in hırsızlık, holiganlık gibi suçlardan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Yine de daha önce ciddi bir şey olmamış. Adam boşanmış ve işsizmiş. Ancak, aralarında tanınmış bir iş adamından 30 bin dolar çalmanın da bulunduğu birçok kez hırsızlık yaparken görülmüştü. Yeni şüpheli, arayanın bir arkadaşıydı, Paul. Adam, Dave'in girişken ama kendini beğenmiş biri olduğunu ve genel olarak suç dünyasının yerlisi için oldukça itici bir imaj oluşturduğunu söyledi. Paul'e göre Dave cinayet için plastik cerrahi ile ilgili bir doktor tarafından tutulmuştu ama adını bilmiyordu. Polisle temasa geçen bir arkadaşına göre Dave son birkaç gündür depresyondaydı, sürekli sarhoştu ve yasadışı maddelerin etkisi altındaydı. Mantıksız davranıyordu ve çaresizlik içinde kendi canına kıymaya hazır görünüyordu. Bu durumdayken sanatçı Paul'a olanları anlatmaya başladı ve o da polise haber vermeye karar verdi. Dedektifler yeni şüpheliyle konuşmak istedi. Polis geldikten hemen sonra Dave çok tedirgin davranmaya başladı.
sorulara karışık cevaplar veriyordu ve genel olarak çok şüpheciydi. Soruşturmanın ne bildiği kendisine anlatıldığında yavaş yavaş sakinleşti. Dave cinayet için gerçekten kiralandığını kabul etti ve ardından o kadar gününün olaylarının kronolojisini ayrıntılı bir şekilde anlattı. Fail, plastik cerrahla bir barda tanıştığını açıkladı. Her ikisi de kadın arkadaşlarından zor ayrılıklar yaşadıkları için birbirlerine benzedikleri ortaya çıktı. Yeni tanışanlar bir şişe biranın altında konuşmaya başlamış ve bu konuşma arkadaşlığa dönüşmüş. Ortak bir zemin bulma çabasıyla Mike hüzünlü aşk hikayesini paylaştı ve kendisini terk eden ve o sırada başka bir adamla birlikte olan Richelle'den bahsetti. Bu ayrılığın kendisini çok etkilediğini paylaştı. Bu kadına deliler gibi aşıktı ve onu unutamıyordu. Doktor Dion Richelle ile birlikte olabilmek için hayatında pek çok şeyi değiştirmiş, onunla evlenmek istemiş ama karşılığında Richelle onu terk etmiş. Mike açıkça sevgilisini geri almak istiyordu, bunu yapmak için de önündeki tek bir engeli, Doktor Sanye'yi ortadan kaldırması gerektiğini düşünüyordu. O zaman sevgilisinin onunla birlikte olacağına inanıyordu. Dave yeni arkadaşını bu çabasında destekledi. Sonuç olarak, yeni dostlar bir plan yaptılar ama cinayet değil. Planlarına göre Joseph'e iftira atarak onu onursuz gösterecekler ve Richelle de onu terk edecekti. Öncelikle, adamın eski sevgililerinden gelen taciz ve şikayetlerle oynamaya karar verdiler. Bunun ardından, yabancı bir kadının Joseph'in kendilerini terk ettiğini itiraf ettiği, ama sonra her şeyi inkar ettiği ve Richelle'in ona inandığı bir mektup yazıldı. Planları başarısız olmuştu. Artık bu notu yazanların, planı gerçekleştirmek için bir komplo hazırlayan iki kötü niyetli kişi olduğu açıktır. Her birine $1000 gibi makul bir para ödenen kadınlar bulmuşlar ve sahneye koymaları için yabancı bir adamın peşine düşmüşlerdi. Joseph'in arka planda hiç karısı yoktu. Ayrıca Richelle'in bir keresinde sevgilisiyle birlikte gördüğü kamera flaşı aslında Dave'in cep telefonunun ışığıydı. Düzenli olarak kurbanın evine gidip gözetleme yapıyordu. Tüm bu seyahatler Mike Dion tarafından finanse edilmiş, her seferinde ona benzin ve iş masrafları için para verilmiştir. Ancak, casusluk ve iftira sevgililerin ayrılmasına izin vermedi. Bu durumda, suçun organizatörünün daha radikal eylemler anlamına gelen bir B planı vardı. Mike, daha önce yanlış suçlamalarla iyi adını lekeleyen patoloğu öldürmeye karar verdi. Adam bundan sonra Richelle'in onu geri almak için dizlerinin üzerine çökeceğine inanıyordu. Plan ayrıca yeni arkadaşı Dave'in hizmetini de gerektiriyordu. Dion ödeme olarak toplam değeri $3000 olan 3 gümüş külçe teklif etti ve o da kabul etti. Külçelerden birini depozito olarak hemen Dave'ye verdi. Suçlu daha sonra bir rehin dükkanına giderek aldığı ödülü bozdurdu. Dave polislere suç için nasıl hazırlandıklarını anlattı. Doktor Dion ona hemen bir silah verdi ve fail patoloğu takip ederek günlük rutinini öğrenecek ve saldırı için en uygun zamanı belirleyecekti. Bir gözü kurbanın üzerindeydi. Plastik cerrah Joseph'in evinde neler olup bittiğini tam olarak bilmek istiyordu, bu yüzden paralı askerle gerçek zamanlı olarak sürekli iletişim halindeydi. Belirlenen saatte, Sanye hala evin dışındayken, katil geldi ve arka bahçedeki bir sandalyeye oturdu. Dave burada bandanalı, gözlüklü ve çantalı bir şekilde saldırının hedefinin eve dönmesini bekliyordu. Yanında susturucu yerine namlusunun ucunda bir şişe şarap olan bir tabanca, bir çift eldiven ve bir bıçak vardı. Silahın ana silah olması gerekiyordu, ancak bıçak başarısızlık durumunda yedek olarak kullanılacaktı. Failde ayrıca kurbanı boğmak için tasarlanmış bir kemer de vardı. Suç boyunca ve öncesinde müşteri sürekli olarak paralı askerine mesajlar bırakmıştır. Bu notlar daha sonra keşfedildi ve duruşmada sergilenen delillerden biri oldu. Ancak en başından beri suç planlandığı gibi gitmedi. Joseph gece geç saatlerde eve döndüğünde, arka verandada bir yabancı olduğunu fark etti.
İşte o zaman yaklaştı ve davetin dikkatini çekmek ve davetsiz misafiri kovalamak için içeriye vurdu. Saldırıya uğrayacak olan kurban pencereyi açtı ve kibarca Dave özel mülkünde ne yaptığını sordu. Bu noktada davetsiz misafir silahını çekmiş ve adama birkaç el ateş etmiştir. Daha sonra açık ve zaten kırık olan pencereden içeri uzanarak pencereye kalıcı hasar vermiş ve ardından birkaç el daha ateş etmiştir. Ancak bu bile kurbanı öldürmedi. Joseph koridorda saldırgandan kaçmaya çalıştı. Dave, yaralı adamın bir silahı olmasından, onu alıp direnmesinden korktu. Bu nedenle hemen peşinden koştu ve garajdaki bıçakla Sanye'yi bıçaklamaya başladı. Birkaç darbeden sonra patolog yere düştü ve yaşam belirtisi vermeyi bıraktı. Paralı asker daha sonra adamı hayati organlarından 3 ya da 4 kez daha bıçakladı. Adamın öldüğünden emin olduktan sonra Mike, müşterisine her şeyi ayrıntılarıyla anlatmak için Amarillo'ya geri döndü. Paralı asker geri döndüğünde, yaptığı iş için minnettarlığını göstermek üzere kalan iki değerli metal külçesinin yanı sıra bir kutu Küba purosunu da hemen aldı. Mike Dion Davey'in ayrıntılı raporunu dinledi, sanatçının dövüş sırasında aldığı yaraları tedavi etti ve bandajladı. Sonra da bir süre ortalıkta görünmemesini tavsiye etti. Katilin sözlerini doğrulayan çok sayıda kanıt vardı. Örneğin, cep telefonunda, kurbanın evindeyken bir aynanın arka planına karşı çektiği rastgele bir fotoğraf vardı. Ayrıca DNA örnekleri olay yerindekilerle eşleşti. Davey'in cep telefonunun coğrafi konumu, suç sırasında kurbanın evinde olduğunu gösteriyordu. Doktor Dion 1. derece cinayet suçlamasıyla polis tarafından tutuklanmıştır. Davey'in ifadesinin yanı sıra bir dizi başka delile dayanarak, komplocular arasında suçlayıcı telefon görüşmeleri ve net mesajlar içeren kısa mesajlar da vardı. Dedektifler daha ilk sorgulamada cinayetin azmettiricisinden bir itiraf almayı ummuşlardı. Ancak Mike Dion kelimenin tam anlamıyla başını sallıyor ve aptalca bir şekilde hangi Doktor Sanya'nın söz konusu olduğunu bile anlamadığını iddia ediyordu. Polis adama aleyhindeki mevcut delillerle baskı yaptığında, plastik cerrah bir avukat talep etti. Dava açıldı. Dave Shepard, savcılıkla yaptığı savunma anlaşmasının bir parçası olarak, duruşmada tetikçi rolünü hemen kabul etti ve kararı temyiz etme hakkından feragat etti. Sonuç olarak, ölüm cezası yerine şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası aldı. Ancak Mike Dion çetin ceviz olduğunu kanıtladı. Hala masumiyetini koruyarak mahkemeye çıktı. Savcılık doktoru ağırlaştırılmış cinayette suçladı, ancak jürinin böyle bir karar verme olasılığı çok düşük olduğu için onun için idam cezası talep etmediler. Doktor Dion aleyhinde bazı kanıtlar olmasına rağmen, bunlar ikinci derecedeydi. Bu delilleri çürütmek için savunma avukatı, duruşmada sanığın iş ve yaşam hayatında kusursuz bir üne sahip olduğu imajını sunmak için büyük çaba sarf etmiştir. Savunma avukatı Davey'in ifadesini reddetmiş ve ayrıca yazışmaların gerçekliğini ve anlamlarını sorgulamıştır. Savcılığın tüm çabalarına rağmen jüri Dicko'nun suçsuz olduğuna karar vermiştir. Davadaki kafa karışıklığının büyük bir kısmı, savcılıkla yapılan savunma pazarlığının bir parçası olarak duruşmada müvekkili hakkında ifade vermesine rağmen, açıkça işverenini kayırmaya başlayan ve mahkemeye cinayeti tamamen kendi başına planladığını ve uyguladığını söyleyen suçun failinin kendisinden kaynaklandı. İlk duruşmada hazır bulunan iki jüri üyesi makul şüphe duyduklarını ifade etmiştir. Nihayetinde davanın düşmesine karar verildi. Ancak kurbanın ailesi pes etmedi. Bu nedenle dava yeniden başlatıldı, ancak yeni duruşmalar 2016 yılına kadar başlamadı. Tüm dava materyallerini okuduktan sonra jüri, sanığın birinci derece cinayetten gerçekten suçlu olduğuna karar verene kadar yaklaşık 3 saat boyunca duyduklarını tartıştı. Eyalet yasalarına göre bu madde ölümle cezalandırılmaktadır. İdam cezası talebi reddedildiği için doktor otomatik olarak şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
katilin mahkum edilmesindeki en önemli kanıtlardan biri kendi kızıydı. Ayrıca Paul'un Davey polise ihbar ettiğine dair ifadesi de Mike'ın suçluluğuna dair ikna edici bir kanıttı. Davey'in kendisine Dr. Dicko'nun cinayeti işlemesi için onu nasıl kiraladığını anlattığını belirtmiştir. Diğer yararlı bilgilerin yanı sıra, Dicko'nun kızı babasının müvekkilini koruduğuna işaret etti. Ancak plastik cerrah, romantik rakibinin ölümüyle ilgisi olmadığını savunmaya devam etti. Doktor Dion karardan memnun kalmadı ve avukatları temize başvurdu. Kararın bozulmasını sağlamayı başardı. Dion 2 milyon dolar kefalette serbest bırakıldı ancak adalet mücadelesi bitmemişti. Savcılık, cezanın eyaletin en yüksek ceza mahkemesi tarafından eski haline getirilmesini istedi. Aksi takdirde, üçüncü bir duruşma bekleniyordu. Savcılık tarafından 11 Şubat 2019 tarihinde bir dilekçe sunuldu. Davanın bir sonraki aşaması Nisan 2020'deydi. Bu süre zarfında sanığın kefaleti iptal edildi ve hakkında yeniden tutuklama emri çıkarıldı. Teksas Ceza Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin kararını bozan bir karar verdi. Mahkumiyet kararı eski haline getirildi. Yargıç, suçlunun şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasını çekmeye devam etmesi gerektiği sonucuna vardı. Dion şu anda Teksas'ın Lubbock kentindeki gözaltı merkezinde parmaklıklar ardında tutuluyor. Tüm bu kargaşa ve davalar sürerken, iki adam için bir engel haline gelen hikayenin kahramanı Richelle, sakin ve huzurlu bir hayat sürmeyi tercih etti. Bunun ayrıntıları bilinmiyor. Bu şehirde kaldı ama kendini gazetecilerin ve halkın ilgisinden tamamen korudu. Hatta kadın 2016 yılında kendisi, fail ve kurban arasındaki aşk üçgenini detaylandıran bir dergiye dava açtı. Makale onu evlilikleri yıkmaya çalışan ve para avlayan boşanmış bir kadın olarak ifşa etti. Manevi tazminat olarak 2 milyon dolar talep etti ancak bu talebi reddedildi. Hayatını popülerleştirme konusundaki isteksizliğine rağmen Richelle birkaç kez medyaya konuştu. Kadın, kendisine sahip olma ve kontrol etme yönündeki sağlıksız arzusunun kurbanı olan, gerçekten sevgi dolu ve dürüst bir insanın kapısına bir suçluyu getirdiği için kendini suçlu hissetmiştir.